Selamun aleyküm arkadaşlar, ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar 0'dan 12 hesabındayız. 0'dan 12 hesabında yükseltmeler yapacağız ve altın biletle ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi 5 milyon 800 bin iksir, 5 milyon 900 bin altınımız var. Yani şeylerle birlikte, hazineyle birlikte ikisini de doldurabiliyoruz. Şimdi İsterseniz şöyle bir yapacak ne var ona bir bakmak istiyorum. 4 tane işçimiz boşta olduğundan dolayı 5. işçiyi de buna alalım. 2 tane duvarımız kalmış. 204 tane duruyor. Yani bu duvarlar çok önemli değil arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde basabiliriz. Yani 2 bölümde bitirebiliriz yani, benim tahminim. Topları, şeyleri hepsini 8 seviyeye yaptık. 1 tane büyücü kulemiz kalmış. 2 tane hava savunmasını 6'ya basacağız. Tesla'lar 3. Hava patlatıcısı, bomba kulesine hiç seviye vermemişiz. Evet. Şimdi isterseniz öncelikle bir tane büyücü kulemesinden başlayalım. Hepsini dengelemek istiyorum. Hava savunmasını da basacağız. Ve bu arada 5. işçiyi almak için de şu şeylerin hepsini kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü yorumlara yazmıştınız abi kaldır 5. işçiyi alırsın diye. Burada da çünkü bayağı bir ağacımız var. Hızlandırma yaparız. Gerekirse buradan takviye yaparız. İksirle ilgili ne yapabiliyoruz? Ona bir bakalım. Kara kışlayı basabiliyormuşuz. Kara kışlayı o zaman basalım. Golem açılsın arkadaşlar. 2 milyonu verdik. Buradan kara kışlayı bastık. Şimdi isterseniz şöyle bir ejder saldırısı yapacağız. Ve ondan sonra gelelim. Altın biletin de anketine bakabiliriz. Yani altın iksir güzel, kar iksiri pek yok. 1000, yani 400 bin altın içinde dalmaya değer mi bilmiyorum. Kar iksiri yok ya, geçelim. Şöyle bir 2000'lik bir kar iksir bulursam tekrardan videoya döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir tane buldum. Şimdi buna dalacağız. Klan kalemiz boş. Yani şu hava patlatıcının yönü çok gıcıma gitti. Üst taraftan dalsak güzel bir şekilde alırız da, şimdi bu hava patlatıcısı bizi çok oyalayacak. Ondan dolayı nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Evet, şöyle bir öncelikle bir kenarlardan başlayalım. Merkeze doğru bir temizliğimizi yapalım arkadaşlar. Şuradan ejderleri bırakıp 2 tane hava savunmasını indirmeye çalışacağım. Evet, oraları bir alsın. Kenara doğru döndü. Hemen hemen bütün ejderleri buradan bırakıp merkeze doğru bir tane de öfke büyüsüyle girişimizi yapacağız. Hemen şuraya bir öfke büyüsünü de bırakıyorum. Bakalım diğer ejderler de öfke büyüsüne doğru girecek mi dedim ama girmediler. Evet, güzel bir bombalar patladı. Hava savunmasının bir tanesini indiremedik derken indirmeyi başardık. Şuraya kralı bırakacağım ve ejderleri merkeze doğru gitmesini istiyorum. Evet, şurada bir okçu kulesi var. Bir tane de okçu kulesi orada. Çok da bir havaya sıkan birim kalmıyor. Evet, büyücü kulesini aldık. Tesla'yı da alırsak güzel olur. Son bir büyücü kulesi ve şey kalacak herhalde. Evet, güzel. 4 tane ejderimiz var. Bakalım 3 gelecek mi? Süre yeterse 3 gelebilir arkadaşlar. Şu hava patlatıcısı çok oyalayacak bizi. Dediğim gibi saldırının başında da söylemiştim. Yani diğer taraftan girseydik yine sıkıntı olurdu. Çünkü çaprazlamaya girecektik. Hava savunmasına gitmeyebilirdi. Bakalım buradan muhtemelen üçleriz. Bir okçu kulesi kalacak şu. Muhtemelen bir tane ejderimizi daha kaybedeceğiz. Şunu kaybeder miyiz? Kaybetmeyeceğiz gibi. Neyse, tamam, rahat bir şekilde üçleyeceğiz. 4 tane ejderimiz duruyor. Evet arkadaşlar, bakalım 99 son 10 16 15 yetir yetir. Son 2 saniye kala vururlar herhalde. 9 8 7 6 5 4 3 2. Evet. Güzel. Buradan 20 kupayı aldık. Güzel de bir 500 bine 500 bin neredeyse ganimet almayı başardık. Şimdi
Öncelikle arkadaşlar hızlandırmamız devam ediyor. Hemen şöyle bir arkadan orduyu basmak istiyorum. 5 milyon küsür bir ganimetimiz var. Şuradan da duvar kaldırmaya devam edelim. Duvar mı dedim? Ağaç kaldırmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi altın biletle ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle şunu bir getirelim. Şurada anketi göstermek istiyorum. Gerçekten de ankete katılım güzel olmuş. Şöyle bir bakalım. 1671 kişi altın bilet alalım demiş. Gerek yok diyen 358 kişi var. Yani 2029 kişi katılmış. Gerçekten de güzel bir sayı. Ondan dolayı teşekkürler. Ve burada da bildirimler açık mı diye sordum arkadaşlar. Bildirimler açık diyen 1077 kişi var ve hemen açıyorum diyen 232 kişi var. Gerçekten sağ olun. Peki bildirim nedir arkadaşlar? Onlarla ilgili hemen bir açıklama yapayım. Evet arkadaşlar, şimdi bildirimle ilgili şunu göstermek istiyorum. Ben bunu Instagram'da yaklaşık bir 2-3 gün önce paylaşmıştım. Yani 3-4 gün olmuştur. 17.7 bin kişinin bildirimleri açık. 10.4 yani 10.400 kişi de tüm bildirimler yani açık. Üstteki daha iyi arkadaşlar. Peki şimdiki durum nedir arkadaşlar? Şuradan bir göstermek istiyorum. Tüm bildirimleri açan 10.4'ten 10.7'ye çıkmış. Bütün bildirim açık olan 17.7'den 18.000'e çıkmış arkadaşlar. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bildirim nasıl açılır? Soranlar var çünkü bazı arkadaşlarımız bilmiyor. Bu mesela benim yan hesabım, yan yedek kanalım diyebiliriz. 2100 abonemiz var. Şuradan arkadaşlar abone ol bildirimine tıklıyoruz ve şuradaki zil sesi üstte olması lazım arkadaşlar. Bildirimler bu şekil açık oluyor. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz şöyle bir videomuza devam edelim ve ordumuz hazır. Hemen şöyle bir iki tane yine ağaç kaldırıp hemen bir tane daha saldırı yapalım ve gelelim yükseltmelerimizi yapalım arkadaşlar. Evet, dehşetul vahşet. Altın neredeyse dolacak arkadaşlar. 5 milyon. Evet, şunu indirmek istiyorum. Çünkü hava patlatıcısı diğer tarafa bakıyor. Hemen şuradan bir tane bırakıp kenara doğru bir temizlik yapmak istiyorum. Merkeze doğru da girişimizi yapalım. Çok beklemeyeceğim çünkü okçu kulesi vuruyor. İçeri doğru girmemiz lazım. Evet, şöyle orta taraftan birleştirirseniz öfke büyüsü de ortadan girse kanatlardan kenara doğru açılır arkadaşlar. Hani şu Turan taktiğindeki gibi. Ortada toplanıp kenarlara doğru açılması her zaman iyi olur. Öfke büyüsünü ikisi birden yiyorlar bu şekil. Evet, hava savunması biraz geride kaldı. Bakalım ona doğru gidebilecek miyiz? Evet, hava savunması muhtemelen bizim ejderleri alacak. Şimdi biz hava savunmasını mı alalım yoksa ganimeti alıp çıkalım mı? Ona karar veremedim çünkü burada kral da duruyor. Şuradan bir hava savunmasına doğru atmaya çalışacağım. Bakalım içeri doğru girebilir miyiz? O bir ejderi daha kaybedeceğiz. 3 tane ejderimiz kenarda dursun. Evet, yanlış tarafa gittin kral kardeşim. 2 tane ejder ganimete yöneldi arkadaşlar. Evet, bir tane Tesla vuruyor. Bakalım 8 seviye krala 9 seviye vs. Evet, krallar çarpışacak şimdi. Hadi bakalım. Top görmezse güzel olur. Evet. Özelliği biraz bekletiyorum. Ve şurada kullanıp hemen rakip kralı hızlı bir şekilde indirelim. Hava savunmasına maalesef dönmeyecek gibi duruyor. Derken hava savunmasına döndü ama gücü yetmez. Evet, şu an kral dayak yemiyor ama evet, Tesla'ya döndü. Hadi bakalım. Maalesef üşleyemedik arkadaşlar. Alt tarafa bir tane daha ejder bıraksaydık güzel olurdu. Bakalım hava savunması inecek mi? Ejderi öldürmeden indirirse güzel olur. Derken ejder öldükten sonra hava savunmasını da alamadı. Evet, 500 bine 500 bin neredeyse güzel bir ganimet aldık. Şimdi 5 milyon 700 bin altınımız var.
Evet, işçimiz bu arada kaç oldu? Elmasımız 1979 olmuş arkadaşlar. Şuradan da gelelim ağaç kaldırmaya devam edelim. Şunları da bir kaldırıp buradan da 3-5 taş şey yapabiliriz. Bu arada şeyi bilmeyen var mı arkadaşlar? Taş çıkma sırasını bilmeyen varsa onunla ilgili de video çekebiliriz. Bundan önce çekmiştim. Bayağı bir önceden çekmiştim. İsterseniz yine çekebiliriz arkadaşlar. Şunları bir kaldırayım. 1993 oldu. Evet. 1999 ve 2000'e doğru gidiyoruz. 2003 taşımız oldu arkadaşlar. Şimdi 2008 oldu. Hatta evet, şunları da kaldırmaya devam edelim. 2008 ve 5. işçimizi de alıyoruz. 2000 taşı verdik ve 5. işçimizi de kenara koyduk. Şu an 3 tane işçimiz boştu arkadaşlar. Peki bunlarla ne yapacağız? Hava savunmalarını basacağız. 2 tane daha hava savunmasını basıp ondan sonra diğer savunmalara ufaktan başlayalım arkadaşlar. 2 milyon 3 milyon 700 oldu. Şunu da bir toplayalım. Bu arada evet, şuradan da bir taş geldi. 100 taş da buradan geldi. Evet, taş bolluğu bir anda taşımız yokken bir anda taş yağmaya başladı diyebiliriz. Şimdi bir tanesiyle de kralı basacağız arkadaşlar. Kralı da artık bitirmek istiyorum. 8 seviye, bunu da 9'a doğru bir yollayalım. Bir gün 12 saat sürüyor. Hızlandırma sonlansın mı? Sonlansın abi. Şu şeyleri pek kullanmıyorum arkadaşlar. Zaten bir taneymiş. Kitap biraz biriktirelim. Kitaplar, runler falan kalsın. İleriki süreçte kullanırız. Şimdi bizim ne kaldı? Bir tane işçimiz mi var? 1, 2, 3, 4. Wow! Bir tane işçi kalmış ve bizim yapacak neyimiz var? Yani altını duvara verebiliriz arkadaşlar. Mecburen duvara vereceğim. Bir tane işçiyle de iksirle ilgili yapacak ne var? Onu basarız. Olmadı, şu kara kışlayı da basarım. Zaten 1-2 gün bu hesaba girmem arkadaşlar. O zaman şöyle bir başlayalım. Merkezden duvar basalım. Merkezi bir siyah yapmak istiyorum. Şuradaki bütün duvarları bir siyah yapalım. Bakalım ganimetimiz yetecek mi? Evet, bir kısmına yetti diyebiliriz. Yani eskiden bunlar 1 milyondu arkadaşlar. Sonradan 500'e düştü. Şimdi 250 bin, yani 25 kuruşa düştü diyebiliriz. 5 milyon 700 bin ve şunu da basıp 2 milyon deprem. Deprem büyüsünü açalım mı? 2 milyon istiyor. Aslında bu daha mantıklı. Zaten şeyi şu an kullanmıyorum arkadaşlar. Zehiri kullanmıyorum. Ejder, yıldırım ve öfke kullanıyorum. Depremi de bastık. Bölümü burada sonlandıracağım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bu arada altın bileti bu hesaba değil, başka bir hesaba alacağız arkadaşlar. Çok kişi istemiş. Hani al diyen çok fazla ama alma diyen de var. Bu hesaba gerek yok diyen de var. Çünkü bu hesap, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 0'dan 12 para yatırılmadan belli bir seviyeye gelmesi güzel olur. Ama Nizipli'ye veya Mehmet Çakır'a alabiliriz. İkisinden birini alırız. İnşallah hoşunuza gitmiştir diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.